Herkese merhaba çocuklar. Şimdi bugünkü uygulamamızı anlatıyorum. Hepimiz evde kaldıkça o kadar sıkıldık ki ne yapacağımızı bilemez olduk. Bu yüzden size ne yapacağını bil çarkı hazırladım. Yani çarkın ismi tabii ki bu değil ama siz çarkın ismi istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Uygulamamı anlatıyorum. Oyuna başlayayım. Önce bir dur dekordan bahsedeyim. Bir tane çubuğum var, bir tane renkli çarkım var ve çarkın üzerinde yapmamız gereken aktiviteler var. Bir tane de kuklam var. Çok tatlı, bana benziyor gördüğünüz gibi. Başlatıyorum. Bugün ne yapacağına karar veremediysen çarka tıkla diyor. Tıklayayım çarka. Bakın çarka tıkladığımda dönüyor. Yeni tarif dene geldi ve afiyet olsun dendi. Bir daha tıklıyorum. Oyun oyna. Oyuna aileni dahil et gibi bir cümle kurdu. Bakalım. Kitap oku. Okuduğun kitabı bana da anlat demiş. Çeviriyorum. Resim yap. Tablo yapıp asmalısın demiş. Gördüğünüz gibi bir tane ben kopya vereyim. Copy kelimesini söylemiş. Burada yapılan aktivitelerin her birine bir yorum da katmışız. Şimdi hep beraber yeni bir proje açalım ve kodlamamıza başlayalım çocuklar. Evet çocuklar, yeni projemi açtım. Şimdi kuklamı siliyorum. Şimdi bu videoyu izlediğiniz yerin, yani YouTube kanalımızda alt tarafta açıklama bölümünde ben çarkı sizlerle paylaştım. Siz oradan indirebilirsiniz. Tekrardan hazırlamanıza gerek yok. Ama kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Kuklu yüklüyorum. Kuklam, çarkım. Çarkımı yükledim. Daha sonra ihtiyacımız olan şey bir tane daha kukla. Ben Pico'yu yüklemiştim. Pico'yu tekrardan yükledim. Ama yazılarımı ben bu şekilde yaptığım için Pico'nun burada durması lazım. Suratını sade ile sola çevireceğim. Nasıl yapıyorduk? Kostümlerden burada yatay çevir seçeneğini tıkladığımda Pico'm çevriliyor. Ben istiyorum ki Pico'm çark dönerken böyle dursun. Bu surat ifadesiyle. Çark döndükten sonra da böyle, hatta şöyle sevinmiş gibi, hani çıkan aktiviteyi sevinmiş gibi yapsın. O zaman diğer kuklaları, diğer kostümlerini siliyorum. Buna diyorum ki çark dönerken böyle dursun. Bu da tekrardan yatay çevir diyorum. Çark durduğunda olsun ismi. İki tane kostümüm var. Çark dönerken böyle dursun. Durduğunda aktivite seçildiğinde de bu şekilde dursun. Bir de çubuğumuz var. Hangi aktivitenin çıkacağını belirleyen çubuğumuz. Onu kendimiz çiziyoruz çocuklar. Çizime tıkladım. Şuradan kareye tıkladım. Şu şekilde bir çubuk çizmeniz yeterlidir. Buna istediğiniz renk verebilirsiniz. Ben siyah vereceğim ya. Siyah renk verdim çubuğuma. Çubuğumu da şimdi çarkım böyle dönecek ya, bu da burada kalsın ki bakayım ortalayayım. Bu da çubuğum. Şöyle koydum. Hangisini geleceğini belirlesin. Sonra geldim kodlarıma. 1. Önce Pico'dan başlayalım kodlamaya. Pico oyun başladığında ne diyordu? Önce kılığını ayarlayalım. Çark dönerken ki kılığında dursun. Durduğunda sevinmesin. Yani daha Pico ilk başladığında sevinmesin. Normal dursun. Daha sonra da diyordu ki bugün ne yapacağına karar veremediysen çarka tıkla. Bir de gülücük koydum çocuklar. Bugün ne yapacağına karar veremediysen çarka tıkla. Buna 4 saniye gibi bir süre verelim. 4 saniye boyunca söylesin. Bakalım. Tamam. Şu an oldu. Peki. Ne demiştik? Çark döndüğünde de farklı bir kılık vereceğiz. Onu şimdi yapmıyorum. Şimdi ikincisi, çarkın kodlarına geliyorum çocuklar. Çarka tıkladım. Çarka tıkladığımızda dönmeye başlayacağı için
Bu kukla tıklandığında seçeneğini alıyorum. Bu kukla tıklandığında çarkımın şöyle sürekli dönmesi lazım. Peki, hani sürekli değil de tabii belirli bir şey olmalı. Ben diyorum ki 10 defa tekrarlasın. Dönmesi bir harekettir. O yüzden hareket sekmesindedir. Yani dönme eylemi bir hareket belirtir. Sola doğru 15 derece dönsün. Bakalım. 15 derece döndük. Bunu 10 kere tekrarladık. Çok az bence. O yüzden bunu 10 defa değil de 50 defa diyelim. Pardon. Resim yap. Müzik dinle. Spor yap. Oyun oyna. Tasarım yap. Bakın. Sürekli farklısı geliyor. Gördünüz mü? Şu an çarkımız çalışıyor çocuklar. Tıkladığımızda dönüyor. Bir de videodayken duydunuz mu bilmiyorum da çark durduğunda ben bir ses çaldırmıştım. Yani dönüyor 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 tam durduğunda tık sesi koymuştum. Hep beraber seslere tıklıyoruz. Buradan bir ses ekliyorum. Ses ekleme. Bakın buradan bir sürü ses bulabilirsiniz. Benimki bu. Bunu istiyorum. Tıkladım. Diyorum ki kodlarıma geldim. Sesten sesini başlat. Duydunuz mu çocuklar? Bir yere geldiğinde bu sesi çalıyor. Şimdi çarkımız döndü. Herhangi bir şey geldi rastgele. Sesimizi çaldık. Çark durduğunda yani bir aktivite geldiğinde Piko'nun kostüm değiştirmesi lazım. Peki çarktan Piko'ya nasıl iletişim kuruyorduk biz? Duyamıyorum. Evet, haber salla. Hemen olaylardan diyorum ki yeni bir haber oluşturuyorum. Diyorum ki Piko kostüm değiş diyorum. Piko kostüm değiş haber yazamamışım. Piko kostüm değiş haberini saldım. O zaman benim Piko'm Piko kostüm değiş haberini aldığında ne olacaktı? Çark durduğunda kostümüne geçecekti. Bakın. Gördünüz mü? Piko kostüm değiştirdi. Ama Piko her çarka tıkladığımızda da eski kılığına gelmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? O zaman çarka diyeceğim ki ilk tıklandığında da yeni bir haber saldırıyorum. Piko, ilk kılığa geç. İlk kostüme geç. Yazdım. Piko'ya diyorum ki ilk kostüme geç kılığı haberi aldığımda görünümden dilim sürçtü çocuklar. Çark dönerken. Bakın döndürüyorum. Oldu mu çocuklar bakın. Bence süper. Şimdi son yapmamız gereken bu çark bir yerde durduğunda bir şeyler konuşuyorduk değil mi? Yani bu siyah çubuk bize hep bir cümle kuruyordu. Bunu yapacağız. Siyah çubuğum çok kalın olmuş. Ben bunu birazcık inceltmek istiyorum. Oka tıkladım, çubuğuma tıkladım ve buradan kalınlığını incelttim. Çubuğuma tıkladım. Çubuğum çark durduğunda nereye geldiyse ona göre bir cümle kuracak. Çark durduğunda nereye geldiyse. Bakın iki tane olayım var. Çark durduğunda. O zaman çark durduğunda gibi bir komut lazım. Ama burada öyle bir şeyimiz yok. O zaman diyorum ki çark nerede duruyordu? Burada duruyordu. Burada hemen bir yeni haber salalım. Yeni haberimiz çark durdu haberi olsun. Çark durdu haberini salsın. Kuklam da yani bu artık ne denir? Çubuğum da çark durdu haberini aldığında başlıyorum çocuklar. Eğer pembe rengine geliyorsa, değmişse algılamadan rengine değmek bir algılama eylemidir. Değiyor mu rengine? Hemen başlıyorum.
Pembeye tıkladım. Maalesef gitmiyor. Pembe rengine değiyorsa ne diyecekti? 10 İngilizce kelime öğrenmiş aktivitenin ismi. O zaman hemen bir cümle kuruyorum görünümden. 1 saniye ya da 2 saniye boyunca desin ki ben bir kopya vereyim. Kopya. Burada kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Şimdi bunun hepsini tüm renkler için yapmamız lazım. O yüzden ben şu kodu bir ayırayım. Şuradaki kodlarımı bitirdikten sonra orayı birleştireceğim. Bakın bir sürü kaç rengim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane rengim var. Burada 10 tane eğrimin olması lazım. Önce eğerlerimi kopyalıyorum çocuklar. 4 oldu. 8 oldu. 10 tane oldu. Şimdi başlıyorum renklerime. Pembe yaptım. Sıradaki rengim, pembenin bir üstü mor. Film izle. Film izleye ne yazabiliriz? İyi seyirler. İyi seyirler olabilir. Kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Kitap okuya. Okuduğun kitabı bana da anlat diyorum. Sıradaki neymiş? Turuncu. Yeni tarif dene. O zaman diyelim ki afiyet olsun. Sıradakini alıyorum hemen. Hayvanları besle demiş. Buraya da sen süpersin yazalım. Yeni aktivitemiz. Resim yap. Kolay gelsin olabilir. Ya da şey diyelim. Yeni bir ressam mı doğuyor diyelim. Siz zaten derste bana yeterince komik espriler yaptığınız için buraya da komik espriler yapıp bana video çekip göndermenizi istiyorum çocuklar. İlla benimle aynı cümleleri kurmak zorunda değilsiniz. Müzik dinle. Dans etmeyi unutma. Oyun oyna. Mızıkçılık yapma. Sıradaki aktivitemiz. Tasarım yap. Diyelim ki hayal gücün çok geniş olsun. Buradan yaratıcı cümleler bekliyorum. Haberiniz olsun çocuklar. Hangisi kaldı? Fazla mı saydım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazla mı koydum? 1, 2, 3, 4, 5. Spor yapı almamışım çocuklar. Hiç uyarmıyorsunuz. Öğretmenim sıra spor yaptı demiyorsunuz. Spor yapı aldım. Ne diyelim? Kendini fazla yorma. Kendini fazla yorma. Şimdi başlıyorum çocuklar. Ayırdığım çarkımı kodlarını geri birleştiriyorum. Büyüttüm. Başladım. Bugün ne yapacağına karar veremediysen çarka tıkla. Tıklayalım bakalım. Kitap oku geldi. Okuduğun kitabı bana da anlat. Tekrardan çeviriyorum. Yeni tarif deneye afiyet olsun dedi. Gördüğünüz gibi uygulamamız hazır. Hayvan besleye sen süpersin dedi. Sizin de bu uygulamayı yapıp bana videoları göndermenizi istiyorum. Özellikle bu cümlelerin de çok yaratıcı olmasını istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.